Bu dersimizle birlikte Python'la birlikte hazır olarak gelen modüllere bakmaya ve onları projelerimizde kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk e, modülümüzün ismi random. Random modülü. Bu randomla rastgele sayı üretiyoruz. Ama çeşit çeşit üretebiliriz. Nasıl kullanıldığına birazdan bakacağız. Önce projemize bunu dahil edelim. Import dedikten sonra random diyoruz. Bu şekilde dosyamıza random modülünü dahil etmiş oluyoruz arkadaşlar. İlk anlatmak istediğim fonksiyon random fonksiyonu. Bir değişken oluşturuyorum, a eşittir diyorum. Random nokta random diyorum. Neden iki defa kullandım? Çünkü random modülünün içinden random fonksiyonunu çalıştır diyorum. O yüzden iki kez yazdım. E, A'yı ekrana yazdıralım. Bu random fonksiyonu şunu yapıyor arkadaşlar, 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretiyor. Yani bu sadece 0 ile 1 arasında üretir, bir float döndürür yani. Çalıştıralım bize 0.52 şeklinde bir sayı döndürdü rastgele kafasından sallıyor bunu arkadaşlar bir daha çalıştırıyorum 0.19 bilmem ne falan diye bir şey döndürdü ama buna herhalde çok ihtiyaç duymayız çünkü 0 ile 1 arasında yani en fazla ne kadar ihtiyaç duyabiliriz ki daha sonra b eşittir diyorum random diyorum uniform diye bir e, fonksiyonumuz var uniform ise şunu yapıyor bizden iki tane e, sayı istiyor parametre olarak ben 1 ile 50 diyeceğim. Bu iki sayının arasından bir tane float döndü bize. Print b ekrana yazdıralım b'mizi. Ama dikkat edin float döndü Yani yine virgüllü bir sayı çıkacak. Çalıştıralım. 13.49 bilmem ne çıktı. Bizim verdiğimiz sayı aralığından yapıyor bu. Ama yine float döndürüyor. Peki ben integer döndürmesini istiyorum. Yani bir tam sayı döndürmesini istiyorum. Onu nasıl yapacağım? C eşittir random diyorum. Rand int diyeceğim bu sefer arkadaşlar. Yani rastgele integer. Yine sayı aralığı vermeliyim. 1,50 diyorum. 1 ile 50 arasında versin. Print dedikten sonra C diyorum. Ekrana yazdıralım bakalım ne verecek. 42 verdi. Bakın şunlar da değişmiş. 17 olmuş. 37, 0. Bunlar her çalıştırmada değişiyor. Round int dışında ne var? Bir de random range var arkadaşlar. Ne oldu? Yanlış bir şey açtık. D eşittir. Random nokta. Round Range diyorum. Round Range şunu yapıyor. Yine 1 ile 50 arasında diyelim. Yine bir integer döndürüyor. Ama burada 50'yi de dahil ediyordu. Range de ed, dahil etmiyor arkadaşlar. Adı üstünde Range aralık demek zaten. Sadece bunun ikisinin arasında bir seçim yapıyor. 50 gelme olasılığı yok. Print D diyelim. Bakalım o ne döndürecek. 35 döndürdü yine. O da bir integer döndürdü. Bir de choice diye bir fonksiyonumuz var. Choice ise bir liste ile birlikte çalışmak zorunda. Önce bir liste oluşturalım. Sayılar olsun adı. Range diyorum. 0 ile 50 arasındaki sayılar. Daha sonra e değişkenimize şunu atalım. Random nokta choice sayılar diyorum. Gidiyor. O listenin içerisinden rastgele bir tanesini seçiyor arkadaşlar. Ege ekrana yazdıralım. Ne çıkacak sonuç? 48 e, şuradayız değil mi ya bu bayağı karıştı da <laughs> şey yapalım listeden rastgele deyip iki nokta koyup şöyle yaparsam karışmaz evet 10 diye yani şu el, 0 ile 50 arasındaki listeden rastgele bir tanesini seçti yani bu ra random fonksiyonu random e, modülü çok işimize yarayacak arkadaşlar sadece sayı olarak düşünmeyin her yerde bayağı bayağı kullanabiliriz yine liste ile yapılacak bir işlem f eşittir Random nokta sample diyorum. Sample'da da yine rastgele seçiyor ama bizim istediğimiz miktarda seçiyor. Sayılar listesini veriyorum parametre olarak. Bir de 3 diyorum. 3 tane seçiyor arkadaşlar bu. Print f diyorum. Çalıştıralım. 38, 42, 25 yeni bir liste oluşturdu. Bunları 3 tane olarak bize rastgele seçim yaptı. Random, random modülümüzün fonksiyonları bu şekilde arkadaşlar. Yani şu an çok fazla göstermiş olabilirim ama bizim için önemli olacak olanlar herhalde en çok şu rand inti kullanırız veya rand range'i kullanırız. Onun dışındakilere çok sık ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum. Tekrar bir üzerinden geçelim. Random fonksiyonumuz 0 ile 1 arasında bir seçim yapıyor arkadaşlar rastgele. Uniform fonksiyonumuz belirttiğimiz aralıktan bir tane float döndürüyor. Rand int e, fonksiyonumuz belirttiğimiz aralıkta fakat en sonuncuyu da dahil etmek üzere bir integer döndürüyor. Range ise yine integer döndürüyor ama en sonu dahil etmiyor. Sadece aralığı dahil ediyor. Choice fonksiyonumuz verdiğimiz parametre olarak verdiğimiz listeden bir tane rastgele eleman seçiyor. Sample ise verdiğimiz listeden belirttiğimiz sayıda eleman seçiyor. Random modülümüzün fonksiyonları bu şekilde arkadaşlar.